Merhaba arkadaşlar. Ne? Pardon. Neler yaşandı ya? Mixler. Ben de açamam. Of çok heyecanlıyım. Ne? Hani ya kimse yok kardeş, 4 kişiyle mi konuşacağız? Vay be, niye açtı ki? Amına soktun. Ne? Kardeş. Sadece boşanmalı 7 şanslı insan duydu. Doğru. Bir daha başlıyorsun. 7 şanslı insan duydu. Doğru. Bir daha başlıyorsun. Kardeş. İyiyiz Kevin Owens Cable. Bir dakika dur, dur. Heh, tamam. Ufak tefek şeyler. Son ayarlamalar. Başlıyoruz diye de foruma yazayım da arkadaşlarımız toplanıp gelsinler. Ne? Engerek hakkında konuşma. Aleykümselam. Ne? Geçen gün bir tane video izledim. 7 tane yılan bir tane şeyi kovalıyordu. Kardeş o şeyde değil mi? Neydi lan? Twitter'da bir yerde izledin ama koyalım. Çok gerilimliydi ya. İşte. Çok heyecanlıyım. Rıfan evet. Hoş geldin kanko. Bitirim 2'li radyo yayını başladı mı? Orada vay Tayaç sıfırlanınca bir de bunu yazıyormuşuz. Helal olsun. Burak. Öyle bir şey mi? Evet. Burak'ır kardeşim çalışıyor. Hepsine geleceğiz merak etmeyin. İpana'nın jobber alışı mı? Sektörden düşüşü mü? Bu ne birader, kimse gelmiyor. Ay. Gireyim lan. Kanka dur, gelecekler ya. Kimsenin gelmemesi. O zaman hadi biz... Ne? John Evan mi? Kanka o zaman da... Ödümün hikayesi var lan. Kardeş bu göte boşalmayı hatırlamıyor mu? Ben bunu canlı yayında açıkladım. Yaklaşık 20-25 kişi varken. sen yok genişte bu hikayelerle götürüyorsun. Ne? Nasıl unutayım ki kanka? Benimkine boş. Ne? Kardeş. Tövbe yarabbim ya. Allah Allah. Neler dedi. Erdi bu arada senin sesin kısıkmış ya. Ben kendi kendime konuşuyormuşum. Direkt kısıkmış sesim ya. Yani sesin yayına gitmiyormuş kardeşim. Vay be. Beni engellemen. CM Punk gibi şeyle geldi. Mikrofonunu kapatmam. Megafonla geleceğim şimdi. Toplumu sikeyim ya. Aleyküm selam James Eyv. Pardon. Tottum çöp. Ne? Bırakır mısın İngiltere'de? Cevap vermemen bana. Arsenal. Manu düzelir mi? Belerinden dolayı mı? Doğru. Evet. Sağ bekleri çok hoşuma gidiyor. Aha bir kişi daha geldi. 10 kişi olduk. Oley! Hadi o zaman dağılalım. Ne? Erdi klasik bir şeyimizi yapıp hafiften başlayalım. Arkadaşlarımız da buradayken hazır. Bu amına koyduğum formu geleneği kasıyor ya. Burak Güranca siyaset hakkında konuşsun ama şeyi ödemesin, tamam mı? Şerefsiz. Neyse. Tartışma konuları şeyimizi açalım. Merhaba Erdi, nasılsın? İyiyim Şafak, sen nasılsın? Bence iyiyim, seninle görüşmeyeli çok uzun zaman oldu adamım. Neler yapıyorsun? Lanet olsun lan dostum. Lanet olası polislerle ne? James Aaron adam alın demişsin de sen adam mısın ki? Aman şey pardon. Yok, biz ikili tayfa iyiyiz ya.
Erdim ya. Neler dedin şimdi? Ben... Kanka... bir dakika dur dur onu da o. AJ Styles geldi. Ne? Dur oğlum sakin ol ya. Ne AJ Styles? Önce bir nerelerde olduğundan... Trump'ı mı konuşacağız? Dur! Evet dur ya hepsine geleceğiz kanka. Rahat ol. I am the moderator here. Şimdi uzun süredir yoktun. Bir finalle... Sikeceğim. Sesin kesiliyor senin arada. Kanka benim mi sesim kesiliyor? Aşağıda torrent açık olabilir mi? Kapatsan mı o zaman? Evet doğru mantıklı. Hiç böyle düşünmedim nedense. Oo Steam bile açıkmış. Yaktın ciğerimi yaktın. Evet şimdi daha iyi galiba. Şimdi sorabilirsin sor. Okey. Uzun süredir yoktun. Nerelerdeydin? Uzun süredir İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yurdu'nda o da arkadaş taşak oynuyordum. Taşak mı oynuyordun? Tam olarak bunu yap. Batak oynuyordum. Kanka sadece yayına ak kısmı gittiği için arkadaşlarımız da taşak olarak anlamış olabilirler. Taşak'la da oynadığımız oldu. Peki Erdi Avcı, öncelikle SmackDown'a geçmeden önce şöyle... İhaleli taşak mı, ihalesiz taşak mı? İhaleli taşak. İhaleli taşak. Şöyle bir SmackDown'a geçmeden önce bir Amerikan semalarında dolaşalım istiyorum. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Trump batağa götürecek abi. Ben artık geleceğimden korkuyorum yani, anladın mı? Bu adam bizi ülkeden atacak. Ha, pardon ben. Kanka dedim mi ya işte. Bok yoluna gittiler herhalde. Çok da emin değil. Trump destekçileri var aramızda mesela. James Aaron gibi. Sonra... Recep Tayyip'le olan görüşmelerini merak ediyorum. Ben de. Hoş geldin oğlum. Clinton'da liderlik vasfı yokmuş. Buna ne diyorsun Erdi? Ya işte CHP bir türlü düzgün aday çıkartamıyor ya. Kardeşim demokratlar HDP değil mi? Bin tane oy Haram Bey'e çıkmış öyle. Öyle ne? Orangutanlar. Haram Bey'e oy atmış millet. Peki. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun o zaman. Hadi SmackDown Live ya! Sikerler! Tövbe yarabbim. Kanka AJ Styles işte geldi sadece konuştu. Aynen geldi Glasgow'da dedi ki bo I don't falan bir şeyler yaptı. Aman akodum İskoçları. Hiç de sevmem gaydalı piçleri. Neyse onda... Gayet klasik bir promo kesti işte yani. Sonra Ensort gelene kadar bir bok yoktu zaten. Corbin tek kelime. Neler dedin ya? Sonra reisimiz geldi. Reisimiz dediğin adam şey Dean Ambrose mu? Şu an konuşuyor musun? Niye kesilip duruyor senin? Bilmiyorum, seni de kesiliyor biliyor musun? Acaba bir problem mi yaşıyoruz? Allah Allah. Bende her şey kapalı kardeş. Bende de her şey kapalı kardeş. Erdin'in sesi şu an konuşmuyor çünkü. Geliyor mu babası? Şimdi duydu mu acaba? Üçüncü sınıftayken 23 Nisan'da bana zorla İskoç rolünü veren hocanın anasını sikeyim etek giydirmişti. Enteresan. Niye bu kadar yani sinirlendin ki? Ne var yani İskoçlarda? Kanka Roddy Roddy Piper kötü bir insan mı? Roddy Piper kötü bir insandı ama bunu bir rol olarak benimsediği için aslında kötü bir insan değildi. O burnun çekişinde eroin içimize aldın yani. Kokain pardon. Eroin damardan. Şş, biliyorum. Şey oldu kanka ne düşünüyorsun? Maskotu oldu SmackDown için. Hey ya kardeş. Peki Raw'un maskotu yok kardeş. Horsewoggle ya, geri dönmeli kardeş. Diyenler. Oğlum Horsewoggle kovuldu ya. Şu promo kesiyor indilerde.
Geri gelsin, ne var kardeş? Bugimen mi gelsin aman abi? Kimi istiyor? Ne Bugimen? Abi Bugimen. Yalnız yapmam. Ya niye 16 kişiyiz amına koyayım ya? 35-36 kişi bekliyordum ben. Sikeceğim okulunuzu da artık ha. Jack Reacher'a buradan selam olsun amına kodum. Ne? Canım, sınavdaymış da dinleyemiyorum. Ha neyse, kaydını atacağız zaten. AK liselileri diyen adamların adam olan Sefa'nın anime izlemesi. Küçük çocuk musun lan sen, anime ne? Çizgi film mi izliyorsun sen hala? İçi Godai. Şerefsiz ya. Neyse, ondan sonra ilk amcımız da ne falan, sonra Shane McMahon geliyor ringe ve gecenin sonundaki maçı duyuruyor. Bu kadar. Ya şey diyeceğim ben. Bu James kardeşimizin yani öyle taşak konusuyken bir anda İskoçya turuna falan, yani harika bir şey değil. Kanka bence James büyük bir yetenek. Yeni Shawn Michaels olabilir yani. Evet, o belki ki o tekmeyi çok güzel kaldırıyor yani. O bacak kaslarının gerilişiyle ben orgazm oluyorum. Peki Otunga'nın arkadaşımızı şey olarak tanımlaması. Çinter National Superstar. Bıraktın ne düşünüyorsun? Kanka gerçekten bu... Gerçekten öyle bir insan. Ya gerçekten bence Chanter Versal bir kişilik kendisi. Chanter hem de yani. Chanter de değil. Otunga'nın spikerlik yetilerinin geliştiğini görüyorum. Bu kadar. Yani 4 kişi olmuş kanka. Ha aynen, bir kişi daha eklemiş. Bir tane daha çocuk Niye koymuşlar. Niye öyle bir şey yapmışlar sence? Ya çünkü Vince McMahon'la ben geçen gün telefonda görüştüm. Biliyorsunuz Güreş Türkiye adlileri olarak görüşüyoruz. Ya aradı, dedi ki çocuklar dedi, ne yapıyorsunuz dedi, bizim sektör nasıl gidiyor dedi Türkiye'de dedi. Dedik abi falan yaptık. Yani iyi demek bu Vince'le, bu o, şey öyle anlaşıyoruz. TV 8.30'daki... Evet o konuda da bilgi aldım, aktaracağım. Önce SmackDown'dan bahsetti. Dedi ki SmackDown'dan yeni bir çocuk koyduk dedi. Baba bir gör dedi. Üf falan dedi. İşte göreceğiz bundan sonra. TV 8.30'dan da... Suarez hoş geldin. Güreşçilerin sözleşmeleri hakkında bilgi veremiyoruz. Üzgünüm. Neyse işte TV 8.30 dedim. Bizim burada bir Acun diye bir çocuk var, bilirsin mi istedim. O da dedi ki... Ya biliyoruz dedi, baktı bizim TV yayın haklarını satın almak istediler dedi. Biz de Türkiye pazarında biraz daha gelişmek için bunu verdik dedi. Ve tarih veriyorum, 26 Haziran 2018'de SmackDown Live İstanbul'da arkadaşlar. Güzeldi. Bu müthiş haber. Takım mücadelesine geçelim. Evet, geçelim. Maç yoktu zaten ortada. Sadece Tyler Breeze'le Fandango JBL'e moda polisi olarak ceza kesmesi hoşuma gitti. JBL ya. Tepki bu maç. Ya bu adam kim ya? Özellikle o böyle futbol referansları var ya, işte Suarez misin sen, ısırıyorsun amına kodum köpeği falan diyor ya. Doğru. Oralarda işte yani çok hoşuma gidiyor. Evet. Sonra Natalya Furt. Şey söyledim. Ya yok ya, saçma salak bir maçtı yani. O ne abi, şey gibi. Ya böyle bir klip vardı ya. Böyle moda polisleri sikişiyordu falan. Hangi klipti o ya? Athena mı kanka? Hayır kanka, yabancı. No Woman No Cry mıydı yoksa? Ne? Çok alakasız. Ya böyle şeydi sanki, böyle. Böyle Pamela Anderson tarzı bir insan oynuyordu ya. Böyle. Sarışın böyle şeyler vardı. Polisler mini etek. Şu kafana karı mı yoksa? Hilary Duff mı kanka? Kanka Hilary Duff kapandı mı lan? Mr. Saxo Beat olabilir belki. Mr. Saxo Beat olması gerçekten şarkının. Neden saksocular gibi geldiler? Çünkü İskoçya'dalar ve İskoçya Celtic'tir. Celtic de saksocu bir takımdır. Rangers adamın dibi. Pardon. Evet, fark ettim. Neyse. O köprücük de buradaymış. Müzik kültürümün müthiş olması mı? Doğru Sefa'nı bu konuda tebrik ediyorum. Evet, evet, geçiyoruz ve... Furkan Türk müsün? Doğru. Bir dakika dur. Smack'tan tartışma konu. Natalya ve Düdüğü. Natalya ve Düdüğü, evet. Ya o düdük ne abi? Ney? Ezan çalıyor mu?
Ezan çalıyor. Ne yapıyoruz? Evi camiye mi çevirmeye çalışıyorsunuz? Tamam. O 22 listener olmaz. Natalya Düdük de geldi kanka. Ben kanka evet. Ben Düdük'ün ne olacakmış? Türkiye'de hakem olarak mı şey yapacakmış? Ya işte çok lazım aslında. Şimdi yeni bırakan hakemler de oldu ya geçen sene filan. Doğru. Şu Deniz miydi ya çocuğun adı neydi? Bu Fırat Aydınız filan da yani bu seviyenin hakemi değil abi. Natalya bence iş yapabilir. Ben şöyle bir şey duydum. Ama Düdük'ü üflemede bir sıkıntı yani. Kanka o şeyden kaynaklanıyor. Bu kel çocuğun adı neydi? Çocuk yeterince yok galiba. Evet ağzında. Kanka salgıdan kaynaklanıyor da. Şimdi ben bir duyum aldım. Duyumu burada paylaşayım. Kerimcan Durmaz diva olarak WWE'ye gidecekmiş diyorlar. İşte. Bu kadar. Sonra Kolbast'ta oynayan Naomi geldi. Ha. Kanka o neydi ya? Kanka girişi çok eğlenceli bence ya. Ben de kalktım evde Hayır ben böyle gözlerime falan böyle şey yaptım. Gandalf'ı gören orklar gibi kapatma gereği falan duydum. Çünkü... Sende yoksa şey mi? Epilepsi falan mı? Kanka Sabri mi? Olabilir epilepsi olabilir ama ben de Alzheimer başlangıcı. Çünkü açıp salladığımda da gözlerini kapat. Ne? Peki Nikki'nin orayı gördün mü bilmiyorum. Nikki Carmelo'ya bir taç yerdi. Bayılttı, sikip soktu. O hakkında ne düşünüyorsun? Ne yaptı? Natalya diyorum. Carmelo gel. Tamam. Dirsek koydu tamam. Ya kanka. Evet oraları gördüm. Yani İzledim diyorsun. Kanka oraları evet. Natalya'yı fırlattı kafa üstü. Evet. Yani. Ya Nikki Bella çok overrated bence. Sadece John Cena. Ya ben de John Cena'nın. Bir dakika bak. Bak beni dinle. Ben de John Cena'nın yarrağını yesem ben de öyle olurdum. Ya siktir git ya. Ne? Kardeş böyle bizde. Kılı görmedin mi bayıldım. Kardeş bak. Kamayura işi gibi geçirdi ya. Kamayura işi mu? Sen tanımazsın. Niye ki o Kenta Abushi'm? New Japan izleyen kardeşlerim bir yazsın. Kardeş Akira Kuruzawa. Konuşamadım. Ne? Carmella niye bu kadar apaçı takılıyor abi? Çekici değil. Kevin Owens senin beğenmediğin kızlar enteresan ya. Carmella zaten neyse söyleyeyim konuşmayacağım. Kim beğenmemişti? Carmella'yı. Nerede yazıyorlar? Katsuyori Shibata'nın askerleriyiz mi? Beton adam Shibata. Kardeş bu Sefa'nın indiden başka bir bok izlememesi. Yani Sefa adamdır ya. Ya kardeş Sefa. Shibata kalp yazması yeterli zaten. Doğru. Evet o da cidden yetenekli bir kişi. Doğru. Şafak sen bir reklamcı olarak Akira'nın filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Akira'nın mı? Ya kendisi Akira zaten Kurosawa. Biliyorum. Akira Kurosawa. Şeyin. CWC'nin yeni woman superstarı. Kanka ailecek çekiyoruz ya. Ne diyeyim? Güzelliyorum. Alexa'nın çok tatlı olması. Buna ben de katılıyorum. Alexa'nın Harley Quinn'imsi. Kendisi bence Margot Robbie'den daha iyi bir Harley Quinn. Ne? Charlotte'ı beğeniyorum ben Şafak. Charlotte şu Raw'daki orospu mu? İntikam zamanı. Arka alanda Dean Ambrose. Kane mi? Ya kardeş bu Kane niye geldi yine ya? Kardeş, Kane gelmezse Undertaker spawnlanamıyor. Ya resmen Daniel Bryan GM diye torpil geçiyor bunları şova alıyor ya. Şaka gibi. Bunlar derken? Yani Kane'in iki kişiliği var ya bir Demon Kane bir de şey. He doğru. Corporate Kane. Doğru. Pardon. Saçmalık ya yeter. Ya Undertaker rafta ya. Keşke Zack Ryder gelseydi. Zack Ryder öldü kardeş. Undertaker raftaya geliyor evet. Ne düşünüyorsun? Ya sana nefret ediyorum. Undertaker'dan mı? Hatta yani o 1 saat 20 dakika sürüyor. Ne ara gel diyor. Belki sadece arkadaki arabadan indiği anı filan gösterirler.
Çünkü trenin geçeceğini sanmıyorum yani. Kardeş Undertaker yavaş geliyor diye niye bu kadar? Eyvallah. Kardeş kıskanıyorum beni hızlı gel. Senin sesin kesiliyor ya. Ya sikiyim böyle yayını açacaksın. Ne? Bu çok düzgün geldi ama. Paketi de yut amık. Harbiden yut ya. Bu kardeş Pringles ya yemeyelim mi? Dış hareketle. Yeme yayında. Bu. Pardon. Evet devam edelim. Perin kodlandı. Kalisto bacağını koparttı çocuğun. Kalisto bir şey yapmadı bence ya. Bir şey değil mi? Orada Baron Corbin bir şey yapmadı. Kardeş Baron Corbin kendi düştü. Kendi düşen ağlamaz kardeş. Tamam. Bir face olarak neden saldırıyor ki? O çünkü o the face the rustest place. Ne? Ya zaten Trump şey oldu şimdi başkan oldu. Kalisto filan postalanır yani. Ülkede barınmasına izin verilmeyecek çünkü. Kardeş. Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. Bence Brian Kendrick'i kaybedip gider ülkeden. Bence Brian Kendrick'in Avustralyalı bir orospu olduğunu biliyorsun değil mi? Ne? Babası Anzak mıymış? Hayır. Babası Anzak olamaz. Dedi kurşa çips almış Pringles diye. Bu arkadaş benim maddi gücümü bilmiyor galiba. Bence böyle yorumlar yapma. Neyse. ne diyordum ya? Ya dur ne? Ya sen devam ediyorsun. Ben niye bir şey diyorum ki? Hadi. İntikam zamanı ne ya? Ha bu kardeş, şey. Çok ilgisizsin ya. Bu ne abi? Kardeş ne alakası var ya? Ben kendimi Main Event ve No Chin müzik hareketine saklıyorum. Tamam. SmackDown kadınlar maçı var. Bence gecenin maçı. Alex. Totally. Ben de öyle düşünüyorum. Bayağı iyi demeyeyim de iyi bir maçtı yani. Yani. Beklediğimden iyiydi. Alex. Yani kendi benim izlediğim kadarıyla. Erdi. Sende bir problem var ya. Sikeceğim çıkacağım ha yayın. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir çıkıp girer misin? Ya da sesli yerini değiştirelim. Gel yukarı gel. Merhaba Erdi. Bu sefer de hiç konuşmaması. Erdi. Ta aşağı gel aşağı. Burada olmuyor. Rulete gel, rulette takılalım. Erdi neler yaptın? Bir dakika, technical difficulties yaşıyoruz bir dakika. Okey. Aşağı. Aşağı gel lan. Erdi'nin tamamen bozulması. Hayır Oceans itti. Bir dakika dur. Selam. AS. Ooo Erdi Hacı. Hoş geldin. Ne diyor lan bu KO namus KO? Kanka. Amına kodum şişkosu. Draw izle lan sen. Ne? Lan neyse ya. Ya ne şey Women's maçından bahsediyorduk. Ya bence Alexa mükemmel bir performans sergiliyor ve o kemeri kesinlikle hak ediyor. Kim? Ne demek kim amına koyayım? Kimden bahsediyoruz? Sesin kesildi anlamadım ki an başın. Pardon özür dilerim. Alexa please. Alexa please'den bahsediyor. Bir şeyim yok yani. Tamam kanka bir şey diyeyim. Bu mu yani? Bu evet bu kadar. Başka yok mu? Kanka maç güzeldi işte yani. Alexa Bliss de güzel bir kız kazansın. Erdi neden böyle? Canıma sen, minne. Sen çok değişik bir insansın ya. Niye kanka? Ne kanka, değişik bir insansın? Mesela Mert'le sikişirken çıkarttığın sesler benim artık hoşuma gitmiyor. Yediğin cipsi sikeyim ben. Dayanamıyorum. Bir tane daha atmam lazım daha zaman. Ayrıca bu SmackDown tartışma konularında linkleri yanlış şey yapmışsınız.
Neyleri ne yanlış yapmışız? Cruise'a tıklıyorum, ana sayfaya yönlendiriyor. Doğru. Ama kimse bakmak istemeyeceğini dedi zaten. Hayır kardeş, herkes SmackDown'ı izler yani. Niye bakmak istemesinler? Kardeş, sen bir diş fırçası markasının yüzüyle götünü Kürt olarak gösteren bir arkadaşın maçını izlemek ister misin? Doğru, haklısın yani. Chris hala gülüyor. Evet. Hafta izlemedim. Bir buçuk ay oldu neredeyse. Açtım, hala gülüyor adam ya. Ben nefret ettim bu süre zarfında. Her gün ağladım. Bu adam gülüyor. Vay be. Çok duygulandım şu an. Fark ettim. Şu an böyle bir şey. Ya Sefa, sikeceğim seni de Manchester United'ın da lan. Burada Smack'tan konuşuyoruz oğlum. Glasgow'dan konuşacaksın. Glasgow Rangers konuşurken sen susacaksın. Hawkins diyor işte. Doğru. Hawkins övüyor ya çocuk. Özür dilerim ama Sefa. Ama bu övme mi gerçi bilmiyorum. İbrahimovic. Yani karga burnu bir tane. Adamların Glasgow'dan Premier League konuşmaya geçmesi. Şafak, neden Celtic'lisin? Çünkü orospuyum. Güzel cevap verdim. Main Event'ı beğendin mi? Çin Sivit müzik var. Kanka, şimdi Main Event hakkında biraz konuşmak istiyorum, arzu edersen. Konuşayım mı? Ha, tamam. Hadi konuş. Oğlum bu ne, Main Event'a tıklıyorum, forum açılmıyor. Kim yapmış bunları ya? Dedim işte. Kardeş, bu Iberki sürekli haftanın parlayanı seçiyorsunuz. Buradaki 20 kişiden bahsediyorum. Böyle parlayan mı olunur? Ayıp ediyorsunuz ya. Neyse. Aa, ben buldum oradan link. Arka alanda Rini Rank... Rini Rank mı? Bir de Erdi, dur. Erdi, sakın, sakin ol. Kanka görme. Erdi. Tamam kanka, sakin. Tamam, okey. İçimde yaşıyorum. Arka alanda, of, o için sıcak. Arka alanda Rini Young ve Dolph Ziggler'ın röportajını görüyoruz. O sırada Dean Ambrose geliyor. Ha yok, gelmiyormuş, tamam. İşte şeyler geliyor. WWE Champion'ımız linkte mükemmel bir edasıyla oturuyor. Sonra şey geliyor. Maç başlıyor falan filan. Ya bu Randy Orton'ın, bu Engerek'in bu hali ne olacak ya? Hiç oturuyor ya, mu sence oraya? Hiç mi yakışmaz ya? Beni koysalar daha çok White Family olurdum yani. Hafif göbeğim var. Böyle yarrak surat. Ben daha çok yakışırdım yani. Peki sence White Family... Randy Orton çok temiz duruyor yani. Onu demek istiyorum. Sence Randy Orton... Neyse, onu şeyde konuşalım da. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti sence maç? Kanka maçı atladım ya. O kadar fazla izledim ki bu maçlarda. Oğlum main event'ı neyisini atladın lan? 3'e 3. Doğru. Maçlarda. Sadece sonunda tekmeyi Sister Abigail yapmasını gördüm. Bu, o da gitti bana yani. Bu bullshit yaparken Dean Ambrose'un hurşite dönüşmesi. Ne? Dean Ambrose running bulldog yaparken bir de Randy'ye crossline vurdu. Hı, gördüm o hareketi, evet. Çok yarrak bir hareket. O kadar yavaş koşuyor ki. Ben hoşuma gitti nedense. 8 yıl sonra Dean Ambrose'un ilk beğendiğim wrestling move'u galiba bu oldu. Sonra işte gaz oldu. Bir şeyler oldu. Herkes birbirine tekme falan filan. No Chin müzik adamımız. Chin International arkadaşımız ringe girdi ve gelişine bir Sister Abigail yedi. Zaten bir daha da kalkamadı. Onu herhalde sürükleyerek götürdüler. Bu maçın sonucu... Çok temiz. Aynen, çok temiz vurdu gerçekten. Maçın sonucu gayet iyi yani. Bu White'lar kaybetmiyor White, uzun süredir. White kaybetmiyor. Kaybetmesin yani. Zaten hafta... mantıklı olan o. Çünkü 3 olarak yani 3'ü takım olduğu için daha iyi anlaşıyor bunlar. Diğerleri
Böyle anlık bir heyecanla bir araya gelmiş bir üçlü. Kaybetmeleri gayet mantıklıydı. Peki. Oğlum chatte niye bir anda şey oldu? Ne? Cumhuriyet yeniden kuruldu chatte ama. Kanka paralel evrende 100 yıl geriden geliyor arkadaşlar, sorun yok. Corbyn'in yerine Shane geldi kanka, ne düşünüyorsun? Ya Shane çok gereksiz bir karar. Başka güreşçi mi yok kardeşim? The Miz var. Karbon ne lan? Bence The Miz daha iyi olurdu. Bence Miz daha iyi olurdu ama Shane hani ilk elenen falan mı olur yoksa kalır mı öyle sonlara? Bence Shane ilk elenen olmaz abi. İlk elenen isim AJ's. Bir dakika pardon, Allah çarpar. Ne? İlk elenen isim şey olacak. James Ellsworth olacak. Oğlum adam maskot nasıl elensin? Kanka maskot da elenebilir. Hakem ringin dışına yollarsa. Hani şu hakemlerin mükemmel dışarı gönderme taktikleri var ya. Sence yani Ellsworth gidecek diyorsun. Yani. Evet bence gidecek. Peki ondan sonra? Bu sıralamayı mı yapayım istiyorsun? Luke Harper. Hayır yani sadece ilk Luke Harper. Merak ediyorum. Luke Harper maçta var mı lan? Var değil mi? Var. Bence Luke Harper. Hayır oğlum yok. Yok oğlum. Nasıl yok lan? Dean. Dean, AJ, Shane, evet. Bray, Orton. Bray. Harcourt. Bray. Tamam. Ben Luke Harper'da Harper var sanırım. Harper maskot yani. He. Yok Harper maskot galiba. Tamam anladım. Şeyle Ellsworth'la birlikte özel koreografi hazırlıyorlarmış bu maç. Biliyorum. Bahsetmişlerdi. Onlarla ne ara konuştun lan? Kanka Vince senaryoları yolluyor Güneş Türkiye'ye. Peki kanka bu... Hawkins neyini konuşalım Allah aşkına ya. Kanka bu Ziggler Orospu'sunun Sami Zayn karşısındaki şansını neydi? Kardeş bu doğru konuş ya. Bence Ziggler Orospu'su kemer ne heyecanı ama. Şu an ne heyecan veriyor sana Ziggler? Kanka ben Ziggler'ı en son No Mercy'de izledim. O yüzden i̇şte, heyecan vermesine gerek yok yani. Veremez çünkü boş bir adam yani. Ya kardeş çık one on one with the great one yap. Şampiyon bol. Kardeş, ya sen adamsın ya. Kardeş. O zaman götünü sallayan başka bir şampiyon göstereyim sana. Aziz Yıldırım mı? Yok biz ikinciyiz genelde. Ben başka bir şampiyon göstereceğim. Göster hadi. Donald Trump. Ne? Biggie iyi tespit evet. Biggie de iyi aynen. Ama Biggie götünde ön tarafı sallıyor gibi. Ha onun bir adı yok mu kardeş? Yarak mı? Tövbe yarabbim. Nikki Bella. Kardeş o kadın ama yani. Bence bir sallamıyor. Niye kardeş niye cinsiyetçilik yapıyorsun? Kadınlar götlerini sallayabilir. Erkekleri sallayamaz mı? Kardeş ben Trump destekçisiyim ya. Allah Allah. Of umarım Bill Clinton beni siker. Ne? Ne diyecektim ya? He yani hafta... İnsan niye Hillary Clinton'ı sikmek ister ki? Hayır, Hillary Clinton'ın Bill Clinton'la bana grup yapması ister. Hayır yani Bill Clinton neden Hillary'i seçti? Kanka Bill Clinton zaten Hillary'i seçmedi. Hillary Bill Clinton'ı seçti. Üstelik sekreterini siktiğini biliyorsun. Neyse ya ve ne Brazes parodisi yaptı. Bir dakika. Twerk demişken buradan sınavda olan Türk'ün selam söyleyelim. Ha doğru evet. Furkan Türk'ün foruma selam var arkadaşlar. Kendisi şu an neyse. Sınavın adını bilmiyor. Evet. FF falan. Ben de bilmiyorum. Evet ne soruyordun sen? Haftaya 900. bölüm SmackDown'un biliyorsun bir mihenk taşı SmackDown'un tarihsel süreci içerisinde.
Sence Evet. WWE reytingleri yükseltmek ve unutulmaz bir SmackDown yapmak için ne tarz hamlelerde bulunmak zorunda? Cutting Edge ve Undertaker'ı dışarıda bırakırsak. SmackDown rating iyi bu aralar. Hayır ama mesela bir Gelmiyor mu yani? yani 1.70 falan değil mi? 2 milyon kişi falan izliyor işte. Yani Edge zaten yeterli bence, Edge ve Undertaker. Hani illa yükseltmek istiyoruz. Belki Cena dönebilir. Eğer Undertaker'la bir münakaşası olacaksa WrestleMania'da filan, oraya bir Ama zemin hazırlayabilirler. evet. Yani öyle, bilmiyorum ne Çok yapmaları da bir lazım. beklentin Bence yok iyi aslında, gidiyor değil mi? çünkü. Yok şimdi bir de Show'da hani ana kemer maçı falan yok ya. Raw'daki heriflerin de geleceğini pek sanmıyorum bu hafta, yani bir dahaki hafta falan. Biraz filler bir şov olarak geçiyor bu aralar. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya bu aralar öyle de şimdi 9. hani bir taşağı var yani. Ya Taker Tabii ne Kane'in olacak takım ki? arkadaşı olacak. En fazla Tajiri gelir yani. Yani 899 ile 901 arasında bir fark yok mu sence? Ya Taker var işte, Edge var. Daha ne olsun abi yani. Taker güreşir belki hatta. Kardeş ona bakarsan Edge 572. şovda da vardı. Hiç böyle düşünmemişti, değil mi? Ziggler maçı var abi. Miz'in kemeri geri alacağı maç. Ya siktir git. Miz o kemeri geri alsın. Undertaker'ın önüne yatar. Ki almasına da gerek yok bunun, öyle bir şey olması Zaten için. yatıyorsun ki. Doğru. 900. Rav için hiçbir şey Kanka şey çıkaramadım. hakkı. Raw ne alakası amına koyayım? SmackDown. He. Rose. Doğru. Ya onu geç de Cruiserweight'ler SmackDown'a gelir mi? Ya Kalisto kazanamaz ya. Kalisto Kendrick maçı var yani. Tamam da kazanamaz işte amın. Ben de ondan bahsediyorum. Ama SmackDown'dan sonra bir saat Cruiserweight show'u yayınlayacaklar. 205 Haftalık live'ı mı diyor? olarak. He. Yani SmackDown'a geçmesi mi gerekiyor? Böyle bir medya planlamacı mısın kardeş? O nasıl bir tespit ya? Ya hayır yani mantıklı değil mi sence Mantıklı, SmackDown'a geçmeleri? evet, doğru. Erda Avcı'nın şu an maçın sonucunu Yani söylemesi. Bahis liginde kullanın beyler. Böyle şeyleri bulamazsınız. bak Şafak bile söylemedi bunu yani, bahisin şeyi. Ya sen nasıl bir kimsin ya? Eşhedü en la ilahe illallah filanım. Kardeş ne desin? Eşhedü en la ilahe tor mu desin abi? Pagan olmuyor mu bunlar? Niye? Evet oluyor, doğru. Bunlar mı Odin'e tapıyordu? Modin şeylere, demigodlara tapıyorlar. Demivalato mu? Ha pardon. Kanka başka? Yok başka bir şey ya. O yazdaki mükemmel havamızı yakalayamadık bence. Yarrak gibi şey yaptın çünkü. Ne yaptım kanka? Moderatörlük. Ne alakası var lan? Hangi? Bipsi'ye bir yerden sevgilinle mesajlaşıyor. Lan ne alakası Bir var abi? yandan Telefonum gibi yanımda da bir neydi? Junior'la 31 çekiş. Kardeş Junior'la 31 çekişime Sinkara'nın, karışmaz mısın lütfen? tamam, Sinkara arkalan herkesi dövüyor. Hadi bakalım. Ha bu Jerko Küçük olay. bir Meksikalı'nın bunu yapmasını düşünüyorsun yani. Olabilir mi böyle bir Ya şey? küçücük bir Meksikalı gününü 22 Ocak'ta görecek kardeşim. Ne var lan 22 Kardeş Donald Ocak? Trump 22'sinde oturabiliyor ya şeye, koltuğa. 20 Ocağı kadar hala Obama başkan. İsterse şimdi de oturabilir ama. Allah Allah. Ha bu arada Tommy End konusunda ne düşünüyorsun? Fucking Bugle up Tommy, fuck up. Pardon. Çıldırdım. Bir an Progress'teki günlerimi şey yaptım. Tek gerçek başkan Stannis mi? Şu Baratheon olan mı?
Stannis'in neyini seviyorsunuz abi ya? Yarrak gibi bir adam değil mi? Sürekli ağlıyor böyle. Chavo Guerrero'yu hatırlattı bana kitapta okuduktan sonra. Hani o da hep şey diyordu ya böyle hakkımı çalıyorlar. İdi benim hakkımı aldı filan. Kardeşin de ölmüşle gömülmüşün arkasından konuşmayan. İşte tam o da ölmüş abisinin hakkını şey yapıyor. Doğru. O zaman... Bence Chavo müthiş benzetme oldu. O zaman... bir dakika. Yayını hareketlendirme adına. Let me tell you a story about Janner Önem and his wife. Pardon. His husband. Arkadaşlar Janner Önem'den bir hikaye daha anlatacağım. Günlerden bir gün. Geçen sene yaşanıyor bu olay. Erdi Avcı Eskişehir'e beni ziyarete geldi. Neyse Rolo'nun çişini bekleyelim hadi. Bunu cidden yapacağız mı? Ya bekleyeceğiz kanka, olmaz. Bunu herkes duyması gerekiyor. Aha kardeş, ooo. Yeniden önce işeseydi o. Ambrose çöp geldi ya. Hoş geldin. Kardeşim hoş geldin ya. Erdi Avcı neler yaptı? Erdi sana çomar demese gelin. Çomar mı? Doğru, Reddit'te dedi bana. Doğru. Tayyip savunuyor. Yo, Enes Ünal'la iyi topçu demiştim bir de. Kanka o başka bir yüz ya. Enes Ünal'la koyuncu olabilir dedim. Adamlar ne alakası var yarram diye dalga geçti benim. Adam Rollo ne eline mi işedin? Neyse. İşte Caner Önem işte pardon Caner Önem diyorum. Erdi Avcı beni Eskişehir'e geldi. Beni Eskişehir'e geldi ne ya? Beni ziyarete Eskişehir'e geldi. 3-4 gün kalacak falan. Biz de dedik ki ya Caner dedik. Onca forumdan tanışmışız falan filan. Ondan sonra gel dedik Erdi'yi gör. Erdi'yle o gün masanın üstünde sikişiyoruz. İşte kapı çaldı. Sonra kapıyı açtım Caner. Geldi içeri işte o Erdi hoş geldin kardeşim falan filan dedi. Sonra oturdu. Hikayesini anlatmaya başladı. Kardeş bir şey anlatıyorum burada, sokacağım şimdi Dean Ambrose'unuza ya. Erdi bundan sonra hikayenin devamını sen anlat. Çünkü seni ilgilendiriyor. Oğlum ben yoktum ki hikayede. Ne demek yoktun oğlum? Kardeş beraber tanıştığımız günü anlatıyorum sana. Sen kafanda kurmuşsun oğlum, ben hiç gelmedim ki Eskişehir'e. Ne? Erdi Avcı'nın beni... Neymiş o? Sen aslında Tuzluk'la takılmışsın yani. Doğru, ben Tuzluk'tum. Neyse o zaman o devam masada, ediyorum. Masada siktiğin Tuzluk mu? Doğru. Ama Tuzluk devam beni... Devam et, sen daha ya. Tuzluk beni sikiyordu ama. Ne? Neyse. Ondan sonra bu çocuk anlatmaya başladı işte. Abi ne biçim yerde oturuyorsunuz dedi. O işte babayın falan filan yaptı böyle. Dedim ki Caner ne oldu? Sen niye geciktin falan. Malum Caner'e göre. Mafyalar kovalamış. Mafyalar kovalamış. İşte. Mafyalar kovalamış. Mafyalar çünkü boklu. Caner öyle bir kovalamış. Hatta şu şekilde anlattı. Ya sen kimsin? Fiki bok musun sen? Hayır, şöyle anlatıyor olayı. Ya abi diyor, geliyordum buraya diyor, öteki sokakta diyor. Çocuğun biri geldi diyor, ayakkabını ver dedi diyor. Bu da ben de siktir lan dedim diyor. Sonra koşarak kaçtım diyor. Bunlar 20 kişi beni kovaladılar falan diyor. Sonra dedim, şu arka sokağa girdim dedim. Dedim, sonra oradan çıktım senin evi buldum falan. Bu. Bak, yalanlara bak. Ya ulan ne amına kodum Caner ya. Git bak, doğru. Ya. Ya bırak ya, anca götü 31 çeker o çocuk. Neler dedik ya. Git vasat adamına bakıp 31 çek. Vasat adamı derken? Ha. Seth Rollins'e mi? Dini kastetmiş. Ha, pardon. Ben yok, Seth Rollins Allah. Doğru. Yoksa yüzene de desene. Kimin? Bekleyin lan. Caner'i mi arıyorsun lan? Caner'i evet. Araması. Hoparlöre verir misin? Caner'i ne olarak kaydetmiş? Orospu. Kalmaması.
Evet, dinleyin arkadaşlar. Kapatması. Yüzüne mi kapattı? Evet. Şerefsiz ya. İşte Caner Önen böyle bir insan. Mafyalar kovaladığı için açamıyor telefonu. Orospu ya. Geçen gün de konuşuyoruz. Dersteyim Erdi, çıkınca arayayım. Bu okula bile gitmiyor ki, ne dersi bu an? Caner Önen'in 4 kere üniversite sınavına girip 5 kere kazanamaması. Sor. Hayır, bir de hukuk kazanacağım demesi. Geçen gün konuşuyoruz, ben Erdi hiç görmedim dedi hayatımda bir de. Ciddi mi? Birlikte kupon yap. He, o gün birlikte kupon yap. Şafaklarda. O kadar bir şeyimiz oldu yani. Ha bir de bizde bileklik alacaktı. Neyse, bu kadar Caner Önen'den bahsetmek. Becky Lynch konuşuldu, evet Ege'cim. Biz de rapor verebiliriz kardeşim. Becky Lynch demedik ama hiç. Sadece Alexa Bliss'i konuştuk. Evet, doğru. Ama konuştuk yani. Becky Lynch'in giydiren kimse düzeltsin ya bir o nasıl şeyler. Yani. Harbi ya, onlar nasıl memelerini biraz daha gösterelim dediler ama bu sefer de şey gitis gösterdiler yani. Ya, babaanne deseni giyiyormuş gibi ya. Bence Becky Lynch Charlotte'la Fusion Power kartını birleştirip yeni bir güreşçi oluşmalı. Alexa Bliss ile sabahlara kadar sevişebilirim. Ya ben de seninle sabahlara kadar sevişebilirim Rıdvan. Her yani bu nasıl bir şey ki yani? Nasıl bir iddia bu? Bunu hepimiz yapabiliriz zaten. Adam olan sadece 3 saniye. Erdi, sesin gitti yok gene. Alexa. Evet, doğru, şimdi geldi. Boş ver ya. Adam olan 3 saniye dedin. Ya hadi Overwatch ya, ne şey ya. Oh. Adam olan 3 saniye sevişir dedi. Ha evet, onlar anladık ya. Alexa Utreli garb... Utreli ne demek Erdi, ben pek şey yapmıyorum. Yani resmen çöp. Çöpün çöp. Ha, çöpün çöpü, anladım. Welcome to chat mi? Oh, hadi o zaman bir heart yapalım. Hadi. Kimsenin katılmaması. Soru sorun bari. Soru cevaplayalım. Aynen ya. Hadi soru sorun arkadaş. SmackDown çok kısa geldi bu hafta bana nedense, böyle hop diye gitti. Bir şey olmadı gibi de. Sadece bir tane maç vardı sanki. Aynen öyle geldi bana. Yok mu soru? Konuşun. Hayatın içinden bile soru olabilir yani. Evet, her türlü sorular açız şu an. Çünkü tıkanmış durumdayız. Güreş. Admin Alagavat. Admin Alagavatlara. Alagavat ne lan? He, tamam. tamam. Şş, bak güzel soru. Bu konuyu ben cevaplayayım. Bir dakika, önce Google'dan Alagavat'ın ne olduğuna bakayım. Alagavat. En erken boşalmanız kaç saniye? Bana mı sormuş? Gavatlığın battal boyuymuş bu arada Alagavat. Tatlı sularda yaşıyorlarmış artık. Ümirla 3 saniye. Vizelerim bitmedi henüz Momsini. Yarın 1 adet var. Sonra Cuma 1 adet daha var. Sonra yok. Evet. Junior'la 3 saniye mi? Neler dedin ya? Boşalma sürelerimi düşündüm de. He, anladım. En kısa Ozan Kendir'le yaşamışım. Ozan Kendir adam. Kardeş, hiç mi, hiçbiriniz mi SmackDown konusunda bir merakınız, bir... Öyle değişik şeyler. Ne olacak bu TNA'nın hali ya? TNA batmadı mı ya? Batıyor daha henüz. Rıdvan, oraya hiç neden Japon orospusu oldu? Cevap gelmemesi. Eddie Edwards adamdır. Trump Clinton çok konuştuk. Ya sen çok geç geldin ya. Aynen, çok konuştuk ya onları. Trump Clinton hakkından bahsettik, sonra Obama'nın... Yayının ilk 15 dakikası Trump Clinton'dır. Ya özellikle Erdi'nin Trump'ın şu an Beyaz Saray'da Clinton ve Obama'yla beraber threesome yaptığını bahsetmesinden, işte o sırada CIA servisi başkanı John Kennedy'nin gelmesinden falan da bahsetmesi iyiydi yani. Make wrestling great again. Bu gimmick şeyin de ya. Deneydi birisi.
Al Snow böyle takılıyordu. Jon Snow mu? Al Snow kanka. He pardon. Kırmızı Snow. Doğru. Kırmızı Snow en sevdiğim. Ya bu arada zaman... kitap okuyor musun Şafak? Evet okuyorum. Hangi kitap? İkna'nın Psikolojisi kardeşim. O ne lan? Ya kanka mükemmel kitaplarımdan bir diğeri tabii ki şey. Robert B. Cialdini tarafından yazılmış olan bir ikna kitabı. İkna'nın altı kuramından falan bahsediyor. Bu aralar böyle bilimsel kitaplar okuyorum. Yüksek lisans hazırlanıyorum çünkü de öğretim görevlisi olacağım. Sus tamam. Progress'te 7 kişilik maç duyurulmuş. Siktir. Kimler var bu maçta? Drambrosch. Kimler var maçta? 8 güreşçi yok mu zaten? Oo! Tamam işte. 7'si güreşiyor. Link atayım. Admin İbni İskoçlar hakkında malumatınız var. Ege'nin... İskoçlardan niye nefret ediyor bu ya? Gerçi ben... şey... Viking yani oralar. Aynen. Azalarak... Kardeşlerimizi takmıyor buna. Buyurun mu? Forumun eşek siki kadar yavaş olması. Chapter 39. The Grapes of the Grapes of the Wrath mı? Yani nerede 8 men? Ha bu maçların kazananları. Şey sayalım hemen. Bir dakika kadında mı olacaklar? Nixon Neville alır. Kanka Willowspray kesinlikle. Şey bu Jesus Salah alamaz. Joe Coffey. Bence Joe Coffey alır. SPPT. Burada bu ikisini de ilk defa gör. Ha yok lan. Salt Pacific. Oy bunların müziği çok iyi lan. Salt Pacific Power Trip değil mi? Abi müziği çok iyi bu adamların. Sonra? Bunlar kazanır inşallah. Marty Scurlolo. Bu Havok yeni döndü galiba. Evet. O alır galiba diye düşünüyorum. Sanmam. British Strong Style ne aman akım onlar senior mu? The London ama onlar da British'miş aman akım. Kim kazanırsa... Bence British Strong Style alır. Bence de British Strong Style alır. Daha bir Legion havaları var. Page ne zaman geri dönecek? Page ne zaman geri... Dönmez o artık. Bence yani. De dönmez artık o yani. Onun işi bitti gibi. Bir tane erkek için kariyerini şey yaptı. Harcadı. Ya kardeşim de hayır bir de şöyle bir şey var. Alberto immigrant olarak sınır dışı kalacak. He o da var. Yani İngiltere'ye yerleşirler diyecek. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Ne para var ki? Yani işte para yok. Fakirler. Belki Page Bursa'da gelir tekrar güreşir. Zaten Furkan Türk'ün yanında güreşmişliği var. Evet doğru. Furkan Türk'ün Page'i izlemişliği var. Alberto'nun taşağını mı yalasın? Alberto'nun taşağını erdi de yalar. Ben de yalarım. Albert sen mesela Page olsan Alberto'ya verir misin? Kanka ben Page olsam valla şeyden aç, Seth Rollins'ten açarım şey. Bacakları. Ben açıkçası Page olsam Corey Graves'e yürürdüm. Kardeş Corey Graves Renee Young'ı sikiyormuş. Hayır kardeş Renee yengemizdir ya. Ya pardon. Lita'yı sikiyormuş. Admin arabik güreşçiler hakkında ne malumatlarınız? Ya biz Rey Mysterio buraya geldiğinde Bilgehan ben Rey Mysterio beraber görüşmüştük. Oradaki kameraman bendim. O sen gerçek reisin falan muhabbeti. Dövmelerinden tanıdığınız video. Evet dövmelerinden tanıdığı video. Güreş Türkiye her yerde. Dakika 53. Westworld izleyen var mı? Ne? Dakika bulmasın. Westworld izleyen var mı? Yok demek ki. Admin Teletubbies hakkında var. İkinci bölümden sonra güzel oluyor mu? Şu an sıkıldım da ikinci bölüm. PES 13 ne amına koyayım sefaat. 22. yüzyıla gireceğiz adam PES 13 diyor ya. Hayır. Progress izleyen adamın PES 13 demesi. Sorma kardeş ya.
Ama hani progres, hani bir ileri gitme olur. Yani. Geride kalmış. Doğru. Admin Hobbit. Ya Hobbitleri sikim. 3 senedir. 3 senedir Hobbitler. Amına koduğum kitabını bir türlü şey yapamadım. Veremedim. Hala veremedi mi o dersi? Yok kanka. Yani kaldık öyle ya. Hayda. Yazıyorum yazıyorum, hoca kabul etmiyor. Kanka farklı bir şekilde yaz. Mesela bir Hobbitler aslında orktur yaz. Yani öyle bir şey mi yapayım? Ya nasıl olsa geçemiyormuş. Çıkartayım kaos. Doğru yani. Desin ki bu nasıl kağıt desin ya. Bu öğrenci desin. JKK bir dakika o değildi. Tolkien desin. Al işte Silmarillion daha iyiydi diye. Benim daha bir maruzatım yok Şafak Bey. Benim de yok kardeşler. Yani zaten hafiften 13 kişiye kadar düştük. 20-22'yi gördük. Okul döneminde gayet tatlış bir radyoydu. Şöyle ufak bir Erdi Avcı'yı özledik. Onunla bir hasret. Sen ne zaman dönüyorsun amınım İstanbul'a ya? Kanka haftaya da buradayım. Ah, oh, okey. We can talk later. Son cümlelerini alalım Erdi. Seviyorum beyler. Bu kadar. Bunun üstüne söyleyecek pek bir şeyim yok. Güreş Türkiye ile. Adminler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanka seninle tanışmadık, o yüzden bir şey düşünemiyorum. Hepinizi seviyoruz, Güreş Türkiye ile kalın, görüşmek üzere. Salong!